Minecraft'ın 18. günü. Arkadaşlar. Rüzgar lan bu. Doğrudan bahsediyorum. Yani dur.exe. Bize sesli bir not bıraktı. Tam karşımda. Bir tabela var görüyorsunuz. Ama normal bir tabela değil. Yanına gittiğim zaman don't play yazıyor. Ve tam üstünde play butonu var. Şimdi eğer 3 defa tıklarsan bu tabelaya. Ses kaydedicisinden almış bir ses duyuyoruz. Çok merak ediyorsunuz, hemen oynatıyorum. 1, 2, 3. Üç kesin değil be. Dur. Bu doğrunun annesi değil mi? Bu doğrunun annesi sesine benzemiyor mu? Tekrar başlatıyorum. 1, 2, 3. Birisi bunu uzaktan kaydetmiş. Nasıl bir şey olduğunu merak ettin mi? Ne? Aralık olan kapıdan dışarı çıktın. Lan? Karatay? Karatay bir şey oluyor. Dinleyin. Ne? Ne ağrısı? Karnı şişmiş gibi sanki. Nefes alışverişinden ıslanmış. Karatay, sakin ol. Tamam mı? Bu gerçek olamaz. Öğütten yedik. Doğrudan ne alaka lan? Evet. Karatay biraz fazla yedik. Müdahal bir şey diyor. Ağrısını geçirmek için bildiğim bir bitki var. Ağrı otu. Ağrı otu mu? Ama ne? Ne? Bu kadar mı? Ses burada kesildi arkadaşlar ve yağmur yağmaya başladı. İşin tuhaf yanı, az önce şurada bir varlık ölmüştü. Sesi dinlerken arkamdan biri beni izliyordu. Ve sesi dinlediğin üzere ağrı otundan bahsediyor. Karatay şu an ölmek üzere. Ona yardım etmemiz lazım. Ağrı otun tam olarak ne işe yaradığını biliyorum arkadaşlar. Ben birden bir yağmur kesin. Burada bir sandık var. Üstte de Dragon'un kafası var. Kitap. Orman tuz ormanı. Yazan doğru nokta. Bir dakika lan. Şu kitabı açalım. Karatay'ı ben zehirledim. Söylediklerimi hala getirmediniz. Son bir şans veriyorum size. Eğer bana 4 elmas getirmezseniz Karatay'ı orman tuz ormanında öldürürüm. Sadece 9 dakikanız var. Yazan doğru nokta. Abi. Doğru nokta Karatay'ı zehirlemiş. 9 dakika süremiz daha nispahali başladı. 4 tane bizden elmas istiyor. Abi şaka mı yapıyorsun? Karatay ölecek. Ne elmasından bahsediyorsun ya? Kitabı attım. Ölecekti Karatay'ı kurtarmak için etraftan orman meyvesi bulmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ağrı otu değil, orman meyvesi. Minecraft'ta orman meyvesi diye geçiyor. İkisi de aynı anlama geliyor. Eğer orman meyvesini bulabilirsek Karatay'ı kurtarabiliriz. Eğer kurtaramazsak mecburen 4 elmas bulmak zorundayız. Ve süremiz başladı. Orman meyvesi genelde ormanlık alanlarda çıkar. O yüzden ormana doğru gidiyorum. Ki bulamazsak hiçbir riske atmamak için demir kazma yapmamız gerekiyor. O yüzden biraz yol üstünde ağaç topluyorum. Okey, şimdi gidebiliriz. Sadece 4 elmas. Eğer orman meyvesi bulamazsak umarım Karatay'ı kurtarabiliriz. Şimdi ormana doğru geldim. 9 dakika bize yeter. Şurada bir tane koyun görmüş. Koyunları da öldürelim giderek. Et toplarız biraz. Belki madene girersek bize lazım olur. Hadi devam edelim. Arkadaşlar galiba etrafında hiçbir yerde orman meyvesi bulamayacağım. Süren daralmadan direkt elmas toplamaya başlayalım. Elmas için kazmaya ihtiyacımız var. O yüzden eşyapa masası yaptım kendime. Evet, bir tane çubuk gerekiyor. Bize bol bol kazma lazım. Okey. Öncelikle tahta kazmadan başlayacağım. Ve biraz taş toplayacağım. Taşlarla birlikte taş kazma story'u tamamlayabiliriz. Bize meşale de lazım. Umarım meşalemiz vardır ki bir tane var. O da redstone meşalesi. Okey, biraz sakin olalım. Ses geldi. Ses geldi. Merhaba. Doğru nokta izle, burada mısın? Ben de benden yanlış olmalı. Bir dakika, nasıl bir maden iniyor? Tamam, işimi kolaylaştırır. Meşalem var bir tane. Hatta meşale gerek yok. Çakmakla yaktım. Patlattım, creeper patlattım. Çok canımı yaktı bu. Devam ediyorum. Evet, şu an 19 tane oldu. 18 tane bize yetiyor. 6 tane taş kazma yapabilmek için. Artık maden inebiliriz. Amacımız sadece elmas bulmak. Ve onun için de bize demir gerekiyor. En az 3 tane. Tamam, buradaki çömeleri alalım. Bir ses duydum, bir ses duydum. Doğru nokta izle. Dışarıdan mı geldi o ses? Aldırış etmeyeceğim, aldırış etmeyeceğim. Şu kömürleri toplayacağım ve kendime çubuktan meşale yapacağım. Dışarıdan tuhaf sesler duyuyorum. Okey, şu an 16 tane meşalemiz var. Şimdilik yeter. Yetmez aslında ama şimdilik yeter. Aşağı inebiliriz. Hatta burada kömürleri toplayalım. Meşale için bol bol kömüre ihtiyacımız var. Ve bu çubukları kullanarak meşale yapıyorum. Okey, 59 tane bize gerçek... Ses geldi. Aldırış etmeyelim. Aşağı doğru inelim çünkü süremiz kısıtlı. Tamam, şu an 59. katmandayız. Çok ısıyacağı için direkt aşağı kırmak istiyorum. Devam ediyorum. 45. katmandayım. Demir de bulmamız lazım. O yüzden etrafı aydınlatıyorum. Ve 0. katmana geldim. Etrafımda hiçbir yerde demir yok. Elmas var mı bilmiyorum. Daha demir bulamadık. Elmas bulmamız lazım. Süremiz gitgide daralıyor. Evet, bir madene geldim. Onda bir madenle karşılaştık. Buradan aşağı inebilirim. Okey, yaşıyorum hala. Etrafımı meşalelerle aydınlatacağım ve nedense... Bir sesler duyuyorum. Orada bir altın var. Ama bize sadece demir ve elmas lazım. Altın almayacağım o yüzden. Burayı her yeri aydınlatacağım. Benim etrafım niye böyle karanlık? Tuhaf bir şey var. Ben niye etrafımı göremiyorum? Oyunun parlaklığı fullde. Ama etrafımda herhangi bir şey... Bir şey var. Bir ses geliyor.
Dikkat edin neyin İsketor. İsketor. Hayır. Lan öleceğim. Hayır. Oh, tamam son anda kaçtım ama ölebilirdim. Minecraft madenleri gerçekten çok zorlu geçiyor. Baksana abi bunlar çok güçlü. Son anda kaçtım son anda. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bir tane altın bloğu. Elmas lazım bize. Elmas lazım. Ha hayır. Ha, son anda. Etrafımda hala elmas yok. Ne bir elmas ne bir hiçbir şey yok. Nasıl bulacağım ben bunları? Tamam sakin. Zombiler var. İskeletler olmaz ama zombiler. Tamam dur sakin olmamız lazım. Abi bir dakika demir buldum. Okey. Hızlı bir şekilde bunları kazmam lazım. Hızlı bir şekilde sürümüz daralıyor. Umarım elmas bulabiliriz. Karşıdaki elmas sandım bir an. Bir dakika. Aha buldum. Umarım 4 tane vardır burada. Bir ses geldi. Acil hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Çarşamba masası burada. Okey. Çarşamba masasını koyuyorum. Bize fırın lazım. Şimdi neyle yakabiliriz? Odunumuz yeterli seviyede var ama çubuğumuz var mı? Var. Tamam okey. Demirleri bunlarla pişireceğim. Daha sonra elmas çıkartacağım. Elması güvenli bir şekilde çıkartmam lazım. Su kovan var mı? Yok. Ayaksı. Çok kötü oldu. Lavları yok etmem lazım. Yoksa elmasım çöpe gider. Şuradan kırarsam altında umarım lav yoktur. Şurum. Evet yok. Şuraları kırabiliriz. Güzel. Bu elması en azından kurtarabileceğiz. Bakalım bunlar pişti mi? Çok güzel. 3 tane. Ve demir kazmamız hazır. Okey, şimdi bu demir kazmayla alıyorum. Elması kırıyorum. Hadi. Evet, bir tanesini aldım. Devamı yok mu bunun? Devamı yok mu? Bize devamı lazım. Altında bir yerde bir şekilde çıkması lazım bu elmasların. Galiba yok. Tamam. O yüzden etrafı dikkatli bir şekilde aramamız gerekiyor. Aydınlata devam edeceğim. Bir tane bulduk. Kaldı 3 tane. Hızlı bir şekilde bulacağız. Haydi dostlarım, bunu başarabiliriz. Burada altın cevher var. Suyun altına girip bakacağım. Aa yok, burada da yok. Nerede bulabiliriz? Sürümü satın alıyor. Buldum. Yemin ederim. Hadi bir tane daha çıksın. Altta bir tane daha çıksın. Hadi lütfen. Neden ya? Bir tane daha bulup ya. İki tane daha lazım bize. Lütfen. Yok mu cidden? Gerçekten mi? Hayır. Sadece bir tane bulabildik buradan da. O yüzden etrafı aramaya devam edeceğim. Tuhaflara gidebilirim. Biraz ıssız gözüküyor. Ama bunu denemekten başka şansım yok. Yukarıda elmas mı vardı? Bazen yukarılarda da elmas olabiliyor. Onu gözden kaçırmayalım. İlk aşağı indim. Bakıyorum etrafıma. Hayır. Elmas yok galiba. Suyun altında elmas yok. O yüzden bu taraflara doğru devam ediyorum. Suyumuz gitgide daralıyor. Her yere baktık ama hiçbir yerde elmas bulamadım. Bir dakika. Buraya ben gelmişim daha önce. Fakat burası kırık değildi. Birisi benimle birlikte madende mi? Şu an bakıyorum kimse yok. Oyunda sadece ben varım. Zaten elmas var. Elmas. Elmas çok fazla var. Birisi burada olmalı. Birisi benimle şu an bu dünyada Minecraft'ta maden kırıyor galiba. Neyse. Resim çıkartmayacağım ve bu elmasların hepsini alacağım. 4'ten fazla elmas topladık. Şu an elimizde 9 tane elmas var. Eşya korumam açık olduğu için ölebilirim. En yakın şurada bir lav var. Gidip oraya öleceğim. Hatta şurada iskeleti öleyim. Ne kadar beceriksizsin ya. 2 saat vuramadın bana. Ben seni öldürdüm. Tamam. Şimdi lava gidiyoruz ve ölüyoruz. Geri evin orada olacağım. Ve bizden istediği elmasların hepsini vereceğim. Okey. Şu an evdeyiz. Elmasları bırakacağımız yer Ender Dragon'un kafası olmalı. İleride orada devam ediyorum ki ben size bahsetmiştim. Birisi burayı kırmış ve bak bir tane de beşer bırakmış. Kimin olduğunu bilmiyorum. Hangi yaratık bu dünyada bilmiyorum. Ama birisi benimle birlikte o madendeydi. Ondan eminim. Çünkü garip sesler duyuyordum. Her neyse. Alış etmeyeceğim ve 4 tane elması bu sandığın içerisine bırakıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu an elmasları bıraktım. Arkamda bir heykel var. Bu heykeli ben daha önce görmüş müydüm? Bu heykel kimin heykeli? Merhaba. Doğru burada mısın? Bu heykeli kim yaptı? Heykelin yanına doğru gidiyorum. Heykelin 3 tane çıktı. Birisi burada. Bir üçgen oluşturulmuş. Heykelin yanına doğru devam ediyorum. Garip bir heykel. Altında kamp ateşi var. Bu Steve ve Herobrine karışımı bir heykel olmalı. Ama gıpgri. Altında Creeper'ın kafası var. Acaba buranın içini kırarsam ile karşılaşırız. Herhangi bir şey yok galiba içinde. Aynen. Arka tarafına kadar kırdım. Ama herhangi bir şey yok. Burada bir varlı var. Kemikler ve gereksiz şeyler. Boşver bıraktım. Diğer heykelin olduğu tarafa doğru gidiyorum. Bak hala garip sesler geliyor. Doğru.exe istediğini zamanında gerçekleştirdim. Neredeyse ortaya çık. Bu heykel biraz farklı. Bu heykel biraz farklı ve bu ağacın heykelin üstünde merdiven var. Buraya çıkmam gerekiyor mu acaba? Uzaklı olabilir. O yüzden oraya çıkmayacağım. Çünkü çok fazla Creeper'lar var. Bu şey. Heykelin arka tarafına doğru eğer devam edersem ses geldi. Merhaba. Doğru.exe burada mısın? Garip sesler geliyor. Kedi çığlık sesleri. Konumum şu an doğru yerleri gösteriyor. Birisi bir şey kırdı. Çarpılma çaresi gördüğüm anda arkamda bir şey kırıldı. Kim var orada? Merhaba. Şimdi ona kapı çalınç yapacağız. Birazdan göreceksin ne işe yaradığını. Okey. Şimdi bir alan belirliyorum. Kapıları oluşturmak için. Çarşamba masam yok. Bir tane çarşamba masası yapacağım. Çarşamba masasını bırakıyorum ve kendime kapı yapıyorum. Evet. Akasya kapısı. Kapının birisini bu tarafa, bir tanesini de bu tarafa koyuyorum. Daha sonra üstümüzü kapatmamız gerekecek. O yüzden 40 taş alıyorum hemen. Ve daha sonra birisini buraya, birisini üstüne. Okey. Şu an kapı çalıncımız hazır. Eğer doğru ekse buradaysa bize bir işaret verecek kesinlikle. 6 defa önce sağ kapıyı açıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra soldaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şu an doğru ekse bizimle bir iletişime geçecek arkadaşlar. Doğru ekse burada mısın? Önce solumdaki kapıyı açıyorum. Etrafıma bakıyorum. Çok dikkatlisiyim. Bir şeyler görürseniz kesinlikle ölüm arasında ekleyeceğiz. Ve bu arada hala bunu değilseniz abone olup bildirimi açın. Çünkü şu an bu challenge'ı gerçekleştirdik. Doğru ekse burada mısın? Şöyle kapatalım. Doğru ekse. Sonra sağ kapıyı açıyorum. Doğru ekse buradaysan bize bir işaret ver. Çok dikkatli izleyin. Şu inekten şüphelendim. Genelde hayvanların içine girebiliyor bu ekse varlıkları. O yüzden bütün inekleri, etrafını gördüm, bütün hayvanları öldüreceğim. Kapıya giriyorum. Tekrar önce sol kapıyı kapatıyorum. Sonra sağ kapıyı kapatıyorum.
Doğru eksen. Doğru eksen. Doğru eksen. Buradaysan bize bir işaret var. Sonra önünüzdeki kırık taşı kırıyorsunuz. Doğru eksen. Kapıları açıyorum. Doğru eksen. Buradaysan bize bir işaret ver. Etrafınıza bakalım. Çok dikkatli bakın. Bir şeyler fark ediyorsanız kesinlikle yorumlarınızdan arkadaşlar. Çift göz gördüm. Çarşı masasında orada çift göz gördüm. Yerine bıraktım bunu. Merhaba. Ay nereden? Ay nereden?